Agalarım, herkese selamlar. 29 Ağustos 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Konferans Ligi zımbırtısı var. Çok sevmiyorum açıkçası. Çok fazla onu değerlendirmedim. Türk takımlarını aldım. Bir tane Hacken maçını izlemiştik. Onu aldık. iki tane de İspanya'dan aldık. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım Aga. Şimdi Konferans Ligi maçları biraz sıkıntılı geçiyor. Gerçekten sıkıntılı geçiyor. Ve yani futbol oynanmıyor. Şöyle söyleyeyim. Maçta 14 tane şut çekiliyor diyeyim toplamda. 2 tane isabetli şut oluyor. Anladın mı? Böyle maçlar olduğu zaman ben keyif almıyorum açıkçası. O yüzden bunları çok gönelmedim. Çok maç var normalde ama daha yeni ölmedim. Şimdi Galatasaray'dan başlayalım. Şimdi Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde arkadaşlar. Dün yok boysu mağlup oldu. Bizim bir ideal hatta YouTube ideal kombinimizdeydi. Mislimizdeydi de onu söyleyeyim. Başarısız olduk. Neden başarısız olduk? Galatasaray yenemedi arkadaşlar. Turu atlayamadı. Tur atlarına bakıyorduk biz. E, ee, yani bu kadronun yani arenada orada alması lazım ama bizimkilerin göt çok büyük. Koşmuyor aga. Sağda yürüyor, yürüyor resmen takım yani. Adamlar tay gibi geliyor geliyor sürekli zaten. Hatta 1-0 mucize ilk yarıdan 3 tane olacaktı zaten. belki böylesi daha yıldır. Ders çıkarmak lazım. Galatasaray adına kötü. Neredeyse 27-30 milyon para euro gitti yani. Transferler ona göre olacak şimdi. Takım belki de bakacak belli olmaz yani. Kötü yani ama şöyle bir şey var. Umarım Beşiktaş da bugün geçer. Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde iyi bir şekilde devam eder. Biz gerçekten Şampiyonlar Ligi yeri bizim yerimiz değil yani ciddi manada. Ama gitse iyi olurdu. Her yıl keyifli oluyor ama dediğim gibi olmadı. Dün de başarısız oldu onu da söyleyeyim. Galatasaray da gitti. Oradan bunu da söylemiş olalım sizlere. Tamam bunu geçiyorum. Şimdi arkadaşlarım öncelikle skor yarışmamız var. Onunla başlayalım. Beşiktaş Lugano maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bir tane 3 kişiyi misafir edelim gruplarda. Şimdi Galatasaray mücadelesi başarısı olduğunu söylemiştim zaten ben size. Skorunu bilen de yok. Yani 1-0 yok boş yazdı. Var mı yorumlarda yazan? Whatsapp'ta bana ekran görüntüsü atsın. İki kere baktım özellikle. Kimse bilememiş. Beşiktaş Lugano umarım 2-1. Yani maçın 2-2'si var mı? Var bence de. Zor maç. Ben Beşiktaş tarafındayım aga. Ya savunma tarafında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında ucum Rafa inanılmaz zaten. Maç konu yorumu yazabilirsiniz. Onun dışında misli seviyemiz var. Misli seviyemizde günün en güvenilir maçlarında. Genellikle Avrupacılar zaten grubun %80'i Avrupacılardan oluşuyor. Misli seviyesinde şöyle aga. Kendimiz e, bir buçuk üstleri veya normal yasal mislimiz de oluyor. Bir araya getiriyoruz. Oradan devam ediyoruz. Ondan sonra sadece misli de canlı da olmuyor. Canlı da oluyor. Sadece maç onu değil. Güvendiğimiz maçlar. Dün mesela Galatasaray'ın ilk yarı golüne girdik mistiyle. Olmadı aga. Yani Galatasaray bizi duman etmişti anladığınıza göre. Dediğim gibi güvendiğimiz maçları da değerlendiriyoruz. İlk yarı golüne girdik olmamıştı. Bu şekilde ekranda zaten görüntüsü de var. Onun dışında normal grubumuzda canlı olarak da iletişimdeyiz. Yani izlediğimiz maçları canlı yapıyoruz. Dün Salzburg mücadelesine ilk yarı bir üstü hop yakaladık. Sparta Burak mücadelesinden devrede aldık. Sparta Burak golü hop yakaladık. Yani muazzamdı. Canlıyı yaptık açıkçası. Herkes açık Telegram grubu var. Açıklama yorumlar kısmında. Oraya da tıklayarak gelebilirsiniz. Burası ücretsizdir. Bir de WhatsApp iletişim hattı ekrana gelsin. WhatsApp iletişim hattında arkadaşlar her türlü soru görüş öneri, WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyenler vesaire varken herkes buradan iletişim kurabilir. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Sizlere ekranda gördüğünüz numaradan iletişim kurabilirsiniz. Bir de başlamadan bir tane maça değinmek istiyorum. Şu an ekranda gitsin. 28'inde değil şu 27'sinde Sparta bırak mücadelesi. Ben bu maça ne tercih verdim? Bak, ne tercih verdim dedim ki? İlk yarı çiftte şans. İlk yarı berabere bitmesin dedim bak. Tamam mı? İlk yarı berabere bitmez dedim bu maç. Maç da güzeldi. İki yerden iki tane penaltı kaçar mı? Anasını avradına şimdi soracağım. ağzım bozacağım ya. Aga iki yerden iki tane penaltı kaçar mı? Dalga mı geçiyor bunlar ya? Ha, diyecek bir sözüm yok. Neyse. Devam. 28'i. Pardon 29'u. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Atarsanız güzel olur. Atmazsanız can sağlığı. Çok da bir şey demek istemiyorum. Dünden sonra dün kaybettirmişizdir muhtemelen. Ondan çok da bir şey demek istemiyorum. Şimdi Trabzon Gallen mücadelesi. İlk mücadele biz ne verdik aga? Gallen'in bir yarıyı kazanırını bekliyorduk. Gallen'in oranı da 1.89 falandı. Hatta maç sonu bir gelebilir dedik. Dakika 89'da mı 87'de mi ne Gallen bir tane kafa, kafa golü attı. Gol aslında temiz fakat öncesinde faal var. Yani faal yapıyor da gereksiz bir faal. Yani faal yaptı adam topa zaten zıpladı yetişemiyordu. O yüzden gereksiz bir oradan başarısız olmuştuk. Şimdi Trabzon'la oynayacak. Ben çok fazla gollü bir mücadele beklemiyorum aga. İlk yerden iki tane gol bekliyoruz mu siz? Yani Trabzon 4 maçtır daha resmi gol atamadı aga. Ben ilk yerden bir 1.5 alt bekliyorum. İdeal bir oranı var bence. İlk yerden iki gol gelmesi bence zor. Yüksek oranlarda öneri yapacağım burada. Trabzon tarafındayım. Trabzon biraz daha toparlandı ve Deplasman'da gerçekten iyi pozisyonlara girdi. Bakalım bu sefer ne olacak? Yine etkili başlamak isteyecektir de sıkıntılı. Ben şöyle bir yüksek oranım var. Gelecekse böyle gelsin. 3,5 altında bir Trabzon galibiyeti. 2,26 minimum oranı var aga. Yüksek orandan böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Değerlendirecek varsa Trabzon'a. Girona ile Osasuna mücadelesi. Girona'da iki maçtır tek puan aldı ama oynamış olduğu oyun gerçekten iyi. Atletico Madrid'e karşı da iyi oynadı. Ondan önceki maçı da çok iyi oynadı. Girona'dan yana bir sıkıntı yok. Tabii ki kadroda bazı önemli isimler gitti. Yani Douvik gitti aga. Savio gitti. E, ee, bu Dortmund'a giden bir tane daha eleman vardı. Kuto, Kuto. Kuto gitti. Yani hücumun komple neredeyse değiştirdi gibi bir şey oldu. O yüzden burada Girona'da bir değişiklik var ama genel olarak takımın iskeleti, oyun anlayışı aynı. Ve taraftarın önüne ilk defa çıkacak Aga. Böyle de bir avantaj var. Osasuna da oynadı. Osasuna da şöyle söyleyeyim. Mallorca'ya galip geldi. Osasuna da ilk deplasman başına çıkacak. Ben burada 2-1, 3-1 ayarında bir Girona galibiyeti bekliyorum. Ben burada evin 2 golüne gideceğim aga. Ev sahibi 1.5 üst. Oran 1.56 civarında. O yüzden ben dediğim gibi burada güvendiğim tercih Girona'nın 2 golüdür. Kendi evinde pozisyonlar olacaktır. Güzel maç olur muhtemelen. 2-1, 3-1'e yarında bir Girona galibiyeti bekliyorum. Beşiktaş-Lugano mücadelesi. Mücadelenin maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de bilen 3 kişiyi gruplarımıza misafir edeceğiz. Şimdi Beşiktaş tarafında aga bak bizim takımlarımızı iddia mı yapıyor? Kim yapıyor bilmiyorum ama yani moronlar dalga mı geçiyorlar aga? Ya dün Galatasaray bir 20 oran açtı. Oğlum takım top oynamıyor. Beşiktaş yine oynuyor da gol yiyor yani. Burada 1-10, 0 takım değil yani anladın? Rakipler ona göre bir rakip değil yani. Köy takımıyla oynamıyor ki. Adam bu çatır çutur kuzey zaten arkaya bir top atacak. Kaleye iki tane gol yiyeceğiz anladın mı? Yani bu oranları da anlamıyorum ben garip yani den ya yani maç sonu birinin oranı şurada minimum bir 40 olması lazım bence. Kolay maç değil çünkü aga. İlk mücadele bildiğiniz üzere e, öne geçti 3-1. Yapmış olay savunmayı yapamadık aga. 3-3. O yüzden Beşiktaş'ın burada daha iyi savunma yapıp hücumda zaten Rafa şov yapıyor. Immobile de ona göre zaten. Burada Beşiktaş tarafı galip gelir mi? Gelebilir. Ama ben burada galibiyetine gitmeyeceğim aga. 2 gol atsın. Yine önceki maç 3-3. Kendi evinde Lugano zaten bela alıp peşimizden ayrılmıyor şerefsizler. Ee, ev sahibi buçuk üst. Bir de Aga. Yüksek oranlarda ne neye verebiliriz diye baktım. Bu Lugano bize bir tane atar mı? Lugano'nun oranı, golünü oran açmışlar mı? 1.46. Bu da güzelmiş aslında. İdeal olarak. Ben, benim skoru beklentim 2-1 ayarında. Belki 2 ikisi bile var. Hatta yüksek oranla şunu önereceğim. Matsun'u 1 ve KG var bak. 2-25 gibi oranı var. Hatta Lugano'nun bir, bir, bir golünde 1.46 oran açmışlar. Yiyebilir aga. Ya yani yiyemez. Adamlar Fenerbahçe'ye yenilik gol attı 3-4 tane ya. Beşiktaş şu an Fener'den de iyi gibi de bilmiyorum artık. Dediğim gibi ben burada Beşiktaş'ın 2 golünü yüksek oranlarla da Mahsuni 1 KG var bekliyorum. Maç skorunu sizlere sorduk. Kendi skorumda 2-1. 2-2'den de korkmuyor diyelim ama. Hack'ın mücadelesi. Aga bu mücadeleyi korner aldım. İlk mücadelesini 2.5 üst olarak değerlendirmiştim idealden. Geldi zaten. 2-1 Haydar'ın galibiyeti geldi. Burada Haydın'ın nasıl futbol oynayacağı önemli. Biraz skoru korumak mı ister ama ben sanmıyorum öyle skor koruyacağını. Gitgelli bir mücadele olur. Pozisyonlar da olur. Özellikle Hakan tarafından korner çıkartırız diye düşünüyorum. Ben Hakan'da e, hücumu iyi yapan bir takım. Kanatları da kullanıyor. Kendi liginde de zaten bu sezon erkenden bunları izliyorduk zaten yaz, yaz döneminde. Korner maçı olarak değerlendirdim. Başka bir herhangi bir tercihim yok. Sadece korner. 8.5 açarlarsa 8.5, 9.5 açarlarsa 9.5 aga. Ama muhtemelen 8 buçuk açarlar. Çünkü ilk mücadelede 6 korner oldu sanırım. Las Palmas'ta Real Madrid. Real Madrid'de Arda Güler maşallah 4 tane pozisyon, 4 tane şut. Gol gelmedi. Biraz üstüne falan gitti ama Ancelotti'nin açıklaması vardı. Şunu dedi ee, basın toplantısında maç sonrasında. Brahim Diaz'ı mı oynatsam, Arda Güler'i oynatsam kararsızdım o bölgede dedi. Arda'yı oynattı. Bu arada Bellingham bu maçta yok. Arda Güler muhtemelen yine ilk 11 olabilir. Hatta kadroyu vermişler mi? Muhtemel kadro. Yok. Ee, Arda Güler yine burada ilk 11 oynayabilir. Ama Brahim Diaz da geçen maç girdi gol attı. Öyle de bir problem var. Ee, bilmiyorum Arda umarım oynar. Oynarsa bu sefer bir tane gol tıklatırsa işimize gelir. Aga Real Madrid için ben kazanır 1.5 üst. Mbappe de açılış yapamadı da. Ben hala Mbappe gol atarını geçen maç aldım. İlk maç almamıştım. Geçen maç aldım. Bu maçta öneriyorum Aga. Mbappe gol atabilir. Arda Güler de gol atabilir. Bak iki tane oyuncu söylüyorum. Bir tanesi duygusal Arda Güler bir tanesi de daha gerçekçi Mbappe. Ama Arda Güler de pozisyonlara giriyor yani çocuk çok istekli. O yüzden böyle bir düşüncem var benim. 1.5 üstünde bir Real Madrid galibiyeti 2-0-2 bir ayarında olabilir. Belki 3 de olabilir belli olmaz. Son dakikalarda Enric falan da giriyor. Onlar geçen girdi 90'da girdi 90 artı altta gol attı. Öyle bir durum var. Ee, bir buçuk üstünde 2 Real Madrid edeceğiz burada bakalım. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. Konferans ligi zımpırtısı zaten. Dediğim gibi çok fazla yüklenmeyin. Yani özellikle bak bir sürü maç var. Avrupa Ligi'nden maç almamışım. Konferans liginden tek bir tane maç almışım. Bir de Türk takımlarını aldım sadece. Bu şekilde beğeni yorum desteklerinizi bekliyoruz. Atarsanız teşekkürler atmazsanız canınız sağ olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.